Tabii Ahmet abi kendini tanıtır mısın bize öncelikle? Ahmet Güngör, Kahraman Kazan, Güvenç Mahallesi, Ankara. İsmail 78 kanalı ve abonelerime, Urfalı kardeşlerime sevgilerimi sunarım. Teşekkür ederim Ahmet abi. Şimdi Ahmet abi kaç yılında başladın bu kuş besleme merak oldu sende? Valla sana şöyle söyleyeyim. İlkokuldan beri besliyorum. İlkokuldan beri besliyorum. Ankara'da oturuyorsun. Ankara, Etlik. Etlik. Benim bildiğime göre Zabıta Mehmet amca da usta Evet, Mehmet sende. abiyle, rahmetli Zabıta Mehmet abiyle çok samimiydim. Çok da severdi, ben de onu severdim. Allah rahmet eylesin. Genelde Mehmet abinin kuşlarını besledim ve onlara kuş girdim. Daha da farklı kuşlar çıkarttım. Hatta Mehmet abi bizzat babam yaşındaki abilerimle, rahmetli Yılmaz abi vardı, PTT'ci Yılmaz, PTT müdürü. Onlarla falan gelirdi, rahmetli bankacı Ayhan Bey'le falan. Onlarla kuş seyrettirirdim. Mehmet abi şaşırırdı, derdi ki Güngör, bu benim kuşum olmaya benim kuşum da. Bu bir şeyler katmışın. Bu ses nereden geliyor? Bu tempo nereden geliyor? Bu fişek nereden geliyor? Mehmet abiyle şey yapardık, gülüşürdük. Bu da bizim ustalığımız olsun Mehmet abi falan derdim. Yani Mehmet abinin kuşlarına kuş girerdim, farklı kuşlar çıkardı. Mehmet abi iyi kuşçuydu. Güzel de kuşları vardı. Ya Türkiye genelinde bazıları inkar edebilir ama Türkiye geneline dağılmış Mehmet abinin kuşları var. Ve altlarından altları verici bu kuşların. Altları çalışır. Kırmaya gelen güzel kuşlardır. Ha içinden konanlar çıkıyor mu? Dönmeden inenleri çıkıyor mu? Bir kanal var çıkar iner yani. Dönmede. Ama bir kanal var. Mümkünatı yok. Öyle dönmeden indiremezsin. Her şey şeffaf olmuş Ahmet abi. Evet. Ahmet abicim şimdi de kuşlarımızı yavaş yavaş tanıyalım. Ben burada geçen hafta beyaz seyrettim. Evet. Ondan önceki hafta da kirli takkalı seyrettim. Bunlar nelerdir? İki kanal kuş saydım sana. Bunları bir açıklayabilir misin? Seyrettiğim için. Ben kendim Onlar gözümden gördüm. benim hemen hemen 15 seneye yakındır kendi imalatım. Yani burada kendi kuşlarıma vurdum. Bende kerkükler var. Evet. Kerkükler var bende. O kerkük orijinal kerkük. Ve böyle hani kerkük çok uçuyor. Evet, kerküğün çok uçanı var. 6 saat, 8 saat, 10 saat, 12 saat. Gece havada kalanı var kerkün. Ama bizim beslediklerimiz az uçanı, normal. Bizim normal oynayan kuşlarımız gibi. Yani 2 saatle 3 saat arası, 3,5 saat arası en kabadayı uçurmana bağlı 4 saat uçar. Ama genellikle 2,5-3 saat arası uçan kuşlardır. Bir oyunmuş da o saatler arasında uçup Başka türlü oynamaz ki kuş yani. Memur kuşu mu besleyeceğiz biz? Bir saat uçsun, gelsin insin. Öyle bir dünya yok. o da Atarsın. Ya bir şey yapamaz ki kuş. Şimdi kuşu havaya attığın zaman, oynuyor kuşum dediğin zaman en az 2 saat kanat sallaması lazım ki kuş oynasın ya. O kuşları kırarak bu kuşları elde ediyorum. Mehmet abinin, rahmetli Mehmet abinin kuşlarından da var bende. Onlarla falan kırıyorum. Böyle kendi imalatım ya bunlar benim. Nereden geldi Ahmet abi? Kerkükleri Mehmet arkadaşımız hediye etti. Mehmet Tütüncü, Çankırılı Mehmet Tütüncü, Kültür Bakanlığı Devlet Halk Müziği saz sanatçısı, devlet sanatçısı Mehmet benim çocukluktan beri arkadaşım. O hediye etti bana. Girdim kuşlara, çok farklı, çok güzel kuşlar çıktı. Allah razı olsun. Mehmet Evet, abi de evet. benim ustamdır. Sen de biliyorsun. Aynen, evet. Kerpiklere de bakıyorum. Evet. Değişik kerpikler var. Sivas kanalında kerpikler var. Evet. İnşallah kirli takkalı kanal, beyaz kanalım da olacak burada. İnşallah, inşallah, inşallah. Bugün Ahmet abi İnşallah. bize bir kilo getirdi. Evet, Allah razı olsun. Sağ ol. Meraklılar bir kilo. Sağ ol, Bir evet. kilo evet Ahmet abi. Eyvallah, sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Kuşların tek tek kuşların başına geçelim Evet, dilersen Ahmet geçelim. abi. Orada devam edelim. Geçelim, gel. Şimdi şurada zaten şu kümeste şeyler var. Aynı gökler var. Göklerin devamı. Dumanlı gök, Zabıta Mehmet yine bir tarafı.
Bugün hava rüzgarlı. Bak, yavrusu için... dumanlı. Evet. Yan tarafta he, o gökler var. Gök. Evet. Yumurtada yatıyor. Dumanlı gök. Yine Mehmet abi bir tarafı rahmetli. Rabıta Mehmet. Ahmet abi o kuşları gördük şimdi diğer kümeslere. Gel. Kümeslerin düzeni böyle almadık. Evet. Ya bu yazlık kışlık. Ya bu iş profesyonel işi. Ben bir de kümeslerde mesela benim şu yaptığım bak gel şimdi göreceksin. Bak şurada benim şu kümeste 4 tane dişim var. Bir evet. tanesi kendiliğinden yumurtlanmış boz dişi yumurtada yatıyor. 4 dişim var. Benim bir kümeste ya bir çift koca kümeste bak şimdi gir içeriye çek resimlerini. Bir kümeste ya bir çift kuşum olur ya iki çift. Yani kuşçular böyle bir kümeste 40-50 tane kuş besliyor. Evet. Ben öyle fazla oldu mu kafam karışır. Anladım. Bunlar benim damızlıklar. Dişileri ayırdım. Bunlar yine bak aynı Mehmet Ağa. Zabıta Mehmet Ağa. Zabıta Mehmet Ağa. Kırma. Kaç yıldır bunlar elimde? Benim çok ya. Çok uzun yıllardır bende var Mehmet abinin. Kırıyorum ben bunları. Kırma. Kırma olanları var. Mesela şu boz dumanlı var. Dişi o benim kendi kuşum. Kirli. Yerdeki boz dumanlı kirli. Bende 20 senenin üzerindedir ben o kuşlara bakıyorum. Bilirler yani. Genelde boz dumanlı. Şimdi göreceksin. Oyunları da çıkıyor. Yani işte. Uzun metrajlı oynayan da çıkar. Normal oynayanı da çıkar. Kupaya da oluyor. Evet. Hiç oynamayanı da çıkar. Atma var. Gezme var. Bileceksin bu kuşları. Evet. Burada da farkları. Bunlar. Bunları anlattın mısın? Bunları ben biliyorum da. Şu göt takkallar dedin ya şu kara kirli takkallar. Evet. Sen biliyordun değil mi bunları? Biliyorum. Kara kirli takkalların devamı bu göt takkallar. Buraya eşe attım. Evet. Bir de Arap takkallar var. Arap takkallar da. Arap takkallar da. Gördün değil mi Arap takkalları? Çok Arap takkallar. Arap takkalları bir tanesini dişi İstanbul'dan 40 konaklı Arif Hediye gönderdi. Evet, erkeğe de abi, selamlar olsun. Selamlar olsun. Erkeğe de Konya'dan bir arkadaşımız gönderdi. Evet. Şimdi onları ben burada birleştirdim. Bakacağız yani. Oynarsa besleyeceğiz. Oynamazsa gelen yerlere erkeğini dişisini iade edeceğiz. Hayır ben kendi imalatım. Evet. Herkes bilir. Benim bunlar hepsi kendi imalatım. Yani Mehmet bana kerküyü verdi. Ben kerküye kuş girdim. Oynattım. Yani benim imalatım bu. Tabii. Emek var. Yani emek var tabii. Ondan beraber geldik diğer. Yine aynı. Oradaki beyazlar yumurtada yatıyor büyük göğe. Büyük göğe erkek. Yumurtada yatıyor bak. Büyük göğe erkek o. O da yavrusu. Beyaza kırdım ben onu mesela bak. Kaç kümes var burada? Göğe erkek. 8 tane. Burada 8 tane. Bu tip var. Tabii bu şekilde 8 tane kümesim var. Yazlık ve kışlık. Evet. Bak gördün değil mi? Koca kümeste bir çift kuş var. Evet. Bunlar da karışık kuşlar. Bakalım karışık bakalım. Aynı yine. Bunlardan sahiplendirme yapıyor musun? Yok. Abi? Yani şimdi bak şu kuşlar hep ayırdım damızda. Evet. Şimdi göreceksin. Evet. İsteyenler oldu vermiyorum. Öyle duruyor. Mesela bozlar gök takkalların kardeşi. Gökler var orada boz gök. Zabıta Mehmet bir tarafı kırma. Bir tarafı benim boz dumanlım. Ebedişim burada dinlensin diye attım. Anladın mı? Evet. Yani orada yani damızda ayırdığım kuşlar ya evet, Koray. Anladım. Ben de kerkük bakıyorum abi. Bak mesela orada ebedişi var. Boz dumanlı kirli. Bak inan uçtu oynadı videosu var. 15-16 17 yaşında falan olması lazım o dişinin. O dişinin hep buradaki bebeleri. Kanadı vurulu olan değil mi? Evet. Kanadı ayağı vurulu olan. Gözünde vurulu olan. Evet. Bunlar
Boz dumanlı. Yanar döner var. Yanar döner ayrı. Yanar döner de bizim şimdi Kemal'le görüşeceksin ya. Evet. Kemal'in yanar dönerlerden. Yavru bir tane sen uçur diye verdi onu bana. Evet. Ama bu boz dumanlılar Kerkük. Anladım. Kerkük. Benim kuşum da Kerkük kırması. Kerkük boz dumanlı. Dikiş makinesi nasıl? Bak dikiş makinesi nasıl? Vallahi de billahi de abdestimle öyle. Şöyle bir dönsün. Atış, geziş, kanat dövüş. Yani depar. Anlatamam yani. Depar, depar, depar. İstediği yani. İstediği uç bu. Tabii. Model bu. Evet, bunları evet. İki tane atmacıya verdim. Yani Eke. Bilmeden hani Kerkük çok uçar çok. Yok hayır hayır. Yani, yok, öyle. Beslemediği hayvana yani. Tabii. Çok uçan var bak. Koraycığım. Duyup da konuşanlar var yani. Evet görmeden olmaz bu iş. Şimdi Kerkük'ün az uçanı var, çok uçanı var. Yüksekten alanı var, aşağıya gireni var Kerkük'ün. Bizim kuşlarımızda da var. Ne fark ediyor? Direkt boyundan alanı var. Sehpa boyuna, masa boyuna ineni var. Evet. Oynayanı var, oynamayanı var. Kerkük'te yok mu? Musul'da yok mu oynayan, oynamayanı? Hep aynı yani. Kendine göre karakteri var. Tabii. Yine aynı boz dumanlılar. Bu dede. Bir çift. Bir çift bak. Bir çift bak. Erkek burada. Dişi burada. Yavru çıkarttılar. Yeni erkek yumurtada yatıyor. Kapının arkasında. Arasında. Evet. Bir çift. Kafam karışmasın. Aynen. He. Korkulu rüya görmektense uyanık yatmakta fayda var. Aynen. Ne olur ne olmaz. Öbürü birine erkek basar. Öbürü bilmem ne olur falan. Salma yapıyorlar da salmaya da ben karşıyım. Niye karşıyım? Evet. Hayvan ullanıyor. Yani. Tabii burada. Gel buraya gel. Baktık oraya işte. Bak şunlar. Benim boz dumanımda Kerkükeş. Kerkükeş. Evet. Aynı yine bunlar. Aynı kuşlar. Boz dumanlılar yine. Bak 15 sene, 20 sene sonra perçemli çıktı. Bıyık var. Boz benekli ve bıyık var bunlarda. Evet. Kırdığım zaman boz benekli çıkar. Bir çift. Bir çift. Bir çift. Bir çift. Yani şu kümeslerde, koca kümeslerde bir çift. Gelelim. Gelelim. Mahzene. Gelelim mahzene. Evet. Şimdi şurada yine benim erkekle boz dumanlı erkekle Kerkük dişi yumurtada yatıyor. Bak onu. Evet. Sağ tarafa doğru yumurta altta yumurtada yatıyor. Dişi orada yatıyor. Erkek üstte. Kaplama müseccem. Müseccem evet kaplama Kerkük. Müseccem. Evet tam Kerkük. Boz dumanlı tam şeysi. Evet. Burada. Dumanlı kirliler. Dumanlı kirliler. Evet. Beyazdan çıkma. Rahatsız etmemek için hayvanları evet. Açmıyorum. Kalmadan evet. Evet. Onu şöyle çeviriyor. O da bu ebe dişi boz dumanlı kirli ebe dişinin bir oğlu bir kızı bu. Gökbenekli. Gökbenekli'ye kırdım. Bir oğlu bir kızı. Anladım. Damızlık. Tabii uçurttum. Eke uçurttum. Ekeliğini de uçurttum. Bunları buraya damızlık olarak ayırdım. Evet. Duruyor. Evet. Şimdi gelelim esas. Evet, esas. Takkallara. Takkallara gelelim. Evet. Takkallar burada. Boz kirli takkalı, kara kirli takkalı. Boz kirli takkalı, kara kirli takkalı. Evet, bir çift. Bunlar da seyrettim. Evet. O gök takkallar falan hep aynı kuşlar. Bunlar bir de kiremitli gibi aynı kırmızı. Tamam şimdi bakacağız. Bunlar çok nadiren Kerkük. O taraflarda da yani bana söylenilen araştırdım ben. Çok nadiren kırmızı çıkar. Kırmızı. Kiremit kırmızı daha açık. Kiremizin daha açık kırmızısı çıkar. Fazla yaşamıyor onlar. Nazardan 4-5 tane öldü. Anca bir tane yaşatabildik. O da duruyor yani. Şimdi bakacağız. Şu kara kirli takkalı bu göklerden uçurdum atmacadan yaralı gök. Evet. Bunlar boz dumanlılar. Evet. Boz dumanlılar senin seyrettiğin boz dumanlılar işte. Kerkük. Kara kirli takkalı. Kara kirli senin evet atmacanın ayağından yarasını diktiğimiz o. Evet. Maşallah burada böyle tek tek kümesi. Evet. Gök de işte aynı atmacanın ayağından kurtuldu. Artık bu mevsimde fazla şey. Bunları buraya yeni uçuma aldım bir dolandırayım diye. Yine aynı kara kirli takkalı
takkallardan iki tane var burada. Ondan sonra evet. Boz Dumanlı var. Evet, Boz Dumanlılardan yine. Gökbenekli, Boz Dumanlı. Evet, aynı. Maşallah. Bunları bir dolandıracağım, taklayı çevirttireceğim, kalacak. Bahara bunlar. Bahara. Ha, hava el verirse. Evet. Bunlar da gel çıksınlar istersen bunlar he, dolansın. Kırmızı bak. Gel. Ha bak kırmızı. Açlıktan terbiye oluyor. Evet. Bu kırmızı bak. Killiler boz killiğinin killinin altından böyle kırmızı evet. Kerkük girdiği için. Kerkük girdiği için. Yani. Kerkük. Kerkük. Kimse bilebilir mi bunun? Yani bu rengi de bu o yani ben hatta soruyorum şey yapmasınlar falan diye. Ya abi bu ne falan diyorlar. Ben de diyorum ki demkeş diyorum hani şey olmasın. Ya bırak abi falan diyorlar. Yani bilen biri yok tipinden kuşun. Ben zaten geldiğimde Kerkük evet. Böyle çok nadir çıkarmış böyle renk. Bazen böyle kırmızı çıkıyor, rengi tüyden sonra değişiyor. Acayip bir renk alıyor. Ama öbür bazı açık kırmızı olanlar tüyden sonra yine kırmızı olarak kalıyor. Onlar ölüyor, yaşamıyor. Evet, aynı. Bunlar böyle, bunları uçuruyorum işte. Yeni dönmeye başladı. Şurada yine... Gök. Sivas mı bu? Yok. Bende Sivas yok. Bende şey bunlar. Yine aynı. Zabıta Mehmet. He. Bir tane Kemal bana İzmir'den gelirken bir gök erkek getirmişti. Gök erkek de gök erkekti yani. Gerçekten çok güzel kuştu. O kuşu göklere kırdım. Mehmet abinin göklere. Bunları çıkarttım. Bunları böyle devam ettiriyorum. Aynı şeylerin devamı, göklerin devamı yumurtada yatıyor. Demin baktıklarımızın aynı devamı bunlar, birebir. Bir çift, evet. Orada da bir çift. Bir çift. Maşallah. Yumurtada yatıyor, evet. Bu mekan da güzel. Evet. Şurada da yine kendi boz dumanlı dişimle. Dumanlı bir erkeğe kırdım yine. Dumanlı kirlilerden o. Bir tarafı beyaz. Kırdım. İşte bakacağız ne bir çift yavrusu uçuyor havada. Ne yapacaklar? Bunun macerası bitmez değil mi? Abi? Yok hayır. Bunun yani. Bittiği zaman. Yani şimdi. Yani buldum diye bir şey yok değil mi? Şimdi rahmetli Mehmet abi bana ne derdi bak. Mehmet abiyle sohbet ederdik. Mehmet abi derdi ki Güngör soy ismimle hitap ederdi. Güngör. Kuşu kuşa vurursun. Aynen hareket ve tabir şu. Langırt diye gelir derdi. Rahmetli. Hayırdır Mehmet abi derdim. Vallahi 40 yıllık damızlığı bozar altından gelen çıkan derdi. Denk geldi mi? Evet. Bir geliyor. Şimdi bir de kuşları vurduğun kuşlar, oynadığın birbirine eş ettiğin kuşlar bileceksin. Bilmezsen ona vur. Macera arar durursun ama bilirsen başarılı olursun. Bileceksin beslediğin kuşu. Yine karşı boz dumanlarım var. O hani dedim ya dikiş makinası gibi diye. Bak perçemli olanlar. Onlardan. Damızlıkta. Bu yine aynı. Kerkük. O dişi. Erkek de kerkük. İşte kapıda bak. Gördün mü erkeğe bak. Gördüm. Bak şimdi iyice bir çıksın bak gör erkek. Kerkük bak orijinal bak. Gördün mü erkeğe? Kerkük'te de bulamazsın o kuşları. Bunlar da böyle. Vardır ya Ahmet abi. O sende vardır yani. Allah razı olsun. Mehmet abim vermiştir sana. Evet. Bir de aslanlar var. He. Şey, siyah olanlar. Siyah olanlar Arap gibi asfaltlar. İşte o asfaltlar bu dişiden çıkıyor bu. Aynen bu dişiden çıkıyor. Şu dişi esas. Evet. Aynen. Kaplama bozulmanlar tarihi. Evet. Böyle diyorlar. Ama özel falan çok güzel Ahmet abi. Tabii. Birkaç anın varsa bize paylaşırsan. Havada müsaade etmiyor. Bayağı bir rüzgar evet. Var.
Bu eskiden şey uçuruyorduk ben. Yine Mehmet abinin eski benim beyazlarım vardı. Kardeşler de etkide otururken. Adil abi falan beraber. Tabii orada beyazlar uçurdu. O beyazları zaten daha kaç yıl geçti aradan, daha halen şey yaparlar, konuşurlar. Şey vardı, Yılmaz abi, Zabıta Mehmet, Bankacı Ayhan abi seyretmeye gelmişlerdi. Kuş birinci, ikinci, üçüncü sefere girdi. Üçüncü sefere girince şey yaptı, Ayhan Bey kuş tersledi taklada, yere çakılıyordu. Hepsi ayağa fırladı. Hepsi babam yaşında adam. Hepsi rahmetli oldu. Allah'ın nuru içinde yatırsın. Kuş oradan bir harmanladı. Kurtardı. Bir harmanladı. O yaptığı üç seferden sonra o yaptığı sefer var ya, muhteşem bir sefer çıkardı. Mehmet abi dedi ki rahmetli ya Güngör dedi. Ne bu dedi ya. Ay maşallah. O kuşu seyrettiler. Ayhan Bey de bir yanar döner oynuyordu rahmetli de. Yanar döneri bir abimiz ısrarla gidelim seyredelim dedi. O beyazın üstüne. Ben dedim gitmem abi dedim. Yok dedi ya gidelim bir seyredelim. Gittik Ayhan abiye rahmetli Allah'ın içinde yatsın. Bir şartla giderse konuşmayacaksın dedim. Kuşmuş anlatmayacağım. Şimdi Ayhan abi hoş geldin falan. Kuşa attı abiye. Seyrediyoruz. Kanepede oturuyoruz. Kanepe uzun. Şimdi konuşmuyor ya abi. Böyle hopluyor, hopluyor, hopluyor. Öbür uca gidiyor. Hopluyor, hopluyor, hopluyor. Bu uca geliyor. Oturduğu yerde böyle böyle. Böyle böyle, böyle böyle. Geliyor. Neyse. Kuş seyrettik. Hakikaten güzel. Ayhan abinin de kuşu yanar döneri çok güzeldi. Yani çok iyi seyretti o kuşu. Ondan sonra kuş geldi. Yerine indi. O arada Ömer abi dedi ki kuş inince. Dedi ki güzel kuşmuş dedi. Ne güzel dedi Ömer Bey dedi ya. Güzel ne dedi güzel. Ahmet Bey'e de seyrettiğim beyazın yanında bu kuş değil dedi bak. Adama bak adama. Ahmet Bey'e de seyrettiğim beyazın yanında bu kuş değil dedi. Anladın mı Ömer abi dedim. Öyle bir güzel bir anı bu. Allah razı olsun. Evet. Tüm arkadaşlara selamlar, sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. İnşallah ikinci videomuzu da yapacağız. Havalar elverişli olduğu zaman burada kirlileri, beyazları özellikle çekeceğiz. İnşallah dostça kalın, sağ olun. Bu işe gönül veren bütün arkadaşlarımıza sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz.